değil mi? Ona göre. Şimdi Veda bir uzatabilir misin? İlk öğretim bitirdikten sonra 1979'da radyo tip televizyon tamirciliği üzerine ilk çıraklığıma başladım. Çıraklık, kalfalık 1984-85'e kadar devam etti. 85'ten sonra da fotoğraf makinesi tamiri üzerine geçtim. Onun da şöyle bir hikayesi oluştu. O zamanlar için fotoğraf makinesi tamir eden Konya'da bir yaşlı bir Mustafa amcamız vardı. Rahmetli oldu. Mekanik makineleri tamir ederlerdi. Fakat elektronik makineye kesinlikle ellerini değmezlerdi. Korkarlardı. Ya üzerinde kaplı geçen şeylere biz elimizi dokunmayız diye. Beni tanıştı 84'te. Ya onun dedi, sen dedi çok zekisin bak, elektronik bilgin de çok iyi. Geç fotoğraf makinesi işlerine başla. Ya dedim, ben dedim yani radyo tip televizyon tamirinde böyle devam ediyorum. Ya dedi, bak dedi, bunu yapan Konya'da kimse yok. Sen de yani mekanik bilginde, elektronik bilginde çok iyi. Sen buna başla diye beni ısrar etti. Ben de tamam dedim, yani ben fotoğraf makinesinin bana çalışma sistemini anlatırsan ben de en azından o sistem üzerinden tamirata başlarım dedim. 12 sene önce ben bir yani tamirat işlerine devam ederken kaza geçirdim. Yüksek gerilim hattına, ceyrana kapıldım. Sol kolum dirsek altından kesildi. Tabii bir 6-7 ay bir tedavi sürecim sürdü. Şimdi zaten meslek olarak çok zorlu bir meslek. Yani iki elle de zor yapılacak bir meslekti. Tedavi sürecinden sonra tabii kendi hayatı devam ettirme adına ne yapabilirim düşüncesine, yani tek elle yapabileceğimi yani şey yapamadım. Yani yapılmayacağını düşünerek işte bir iki ticaret yapayım, işte fotoğraf makinesi alayım satayım gibi şeylere giriştik ama işin öyle olmadığını, işte o zaman çok büyük bir firmaların rekabet etmen mümkün değil, onu yapamadım. Yani alım satım işinde çok bir ilerleme sağlayamadığım için şöyle dedim kendi kendime, ya dedim yani yiğit düştüğü yerden kalkar, bizim mesleğimiz bu. Biz bu işi tek elli de olsa yapmaya çalışacağım diyerek azimle başladım. Tabii ilk sıralar çok zorlandım. Yani dediğim gibi iki elle zor yapılacak işi biz tek elle yapmaya çalıştık. Azim, çalışma, sabır üstesinden geldim ama çok tabii şey oldu. Mesela bir vida takmak için saatlerce uğraştığım oldu ama yılmadım. Sonuçta yani kısa bir süre sonra yani çok bir tek elin veya iki elin şey olmadığını düşünerek şimdiye de 12 senedir hiçbir zorluk çekmeden devam ettiriyorum. Günümün 20 saati çalışmayla geçiyor. Gündüz burada şöyle saat 12-1'den sonra geliyorum dükkana. Akşam 8-8.30-9'a kadar dükkanda duruyorum. 8.30-9'dan sonra eve gidiyorum. Yarım saat, bir saat dinlendikten sonra sabah 7'ye kadar her günüm çalışmayla geçiyor. Zaten buradaki işleri zor yetiştiriyorum. Tabii insanların teveccühleridir, tercihleridir. Ama ben şunu görürüm, yani ben müşterimden ziyade yani müşteriyi kendi yerime koyarak, yani benim şeyim odur, esnaflık anlayışım. Yani karşıdaki kişi benim. Yani bana ne yapılmasını isteniyorsa onlara da aynı şekilde davranıyorum. Belki bu da etken olabilir. Yani sürekli diyalog içindeyiz müşterimle. Yani müşteriden de bir dostluk, bir arkadaşlık, bir muhabbet içerisinde bir diyaloglarımız oluyor. Bunu da devam ettirmeye çalışıyorum.
İlk sıralar ya tabii bazı insanlar veya bazı kişilerde oldu. Ama sonuçta sonuçça ulaşıldı ve istediği şeyi aldıktan sonra o ön yargısını kaldırıyor. İlk zamanda biraz oldu ama şu anda işte kulaktan kulağa da olsa veya birbirlerine de olsa bir duyum sağlandı. İnsanlar benim tek kolla çalıştığımı bilerek geliyor. Yani öyle bir şey oturdu sayılıyor. Yani bir 12 senedir öyle. Gençlere şunu öneririm. Yani fotoğraf meraklıları için fotoğrafçılığı devam ettirsinler, bırakmasınlar. Sanattır. Yani ya da bize önerebileceğiniz bizi kopart. Belki benim dayım ne olur beni görse iyi olur. Ya bak bak. Bizim lens, yani siz tavsiye ettiğiniz lens bu mu olacak mesela? Bu var. Ya yani bu pahalı desin, biraz küçükleri var. Yıllardır yediğimiz kazıkların bileşkesi tecrübe...